Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayına çok yakışacak şöbiyet baklava tarifi hazırladım. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir çay bardağı yoğurtu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı su ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Dilerseniz yoğurt yerine süt de ekleyebilirsiniz ama yoğurt eklerseniz hamurunuz daha kolay açılacaktır. Şimdi içerisine bir fiske tuz ekledim. Bir yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir pakette kabartma tozu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başladım. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamura daha fazla un ekleyerek hamuru sert yapmayın. Hamurumuzun olabildiğince yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Ben hamurumu kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine alarak yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra rulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra 10 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu baklava hamuru ile her türlü baklavayı hazırlayabilirsiniz. Büyük boy fırın tepsisi için uygundur. Ben bugün şöbiyet baklava yapmayı tercih ettim. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra bezelerin altına üstüne biraz nişasta serpiştiriyorum ve bir merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeleri açarken kesinlikle un kullanmayın. Mısır nişastası ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Benim her zaman tercihim buğday nişastası oluyor. Fakat eğer bulamazsanız veya elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Bezeleri açtıktan sonra bir tepsinin üzerine alıyorum. Birbirlerine yapışmamaları için aralarına temiz bir poşet koyuyorum. Daha sonra bezeleri buzdolabına kaldırarak yarım saat dinlendireceğim. Dilerseniz bezeleri bu şekilde iki gün bile buzdolabında bekletebilirsiniz. Şimdi tatlımın kaymağını hazırlıyorum. Kaymak için yarım su bardağı irmiği kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağı süt ekledim. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum eklediğim bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra pişirmek için ocağıma götürüyorum. Kaymak göz göz kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Bu arada bezelerim de buzdolabında yarım saat dinlendiler. Şimdi bezenin altına, üstüne bolca nişasta serpiştirerek oklava ile açmaya başladım. Baklava hamuru en kolay açılan hamurlardan birisidir. Eğer daha önce hiç baklava yapmadıysanız mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum. Yufkanın ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz dikkat etmeniz gereken püf nokta yufkayı açarken camı kapıyı kapalı tutun ki yufka elinizde kurumasın. Açarken çok fazla da oyalanmayın. Eğer yufka elinizde kurursa açmakta zorlanabilirsiniz. Ben ilk yufkamı tülbet gibi incecik bir şekilde açıp kenara aldım. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. 10 tane yufkayı açtım bu şekilde üst üste katladım. Şimdi yufkaların kenar kısımlarını bir oklava yardımı ile kesiyorum. Dilerseniz bu aşamada bir metreden de faydalanabilirsiniz. Yufkanın kestiğim kısımlarında kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Daha sonra onları da pişireceğim. Videonun sonlarına doğru o kısmını da gösteriyorum. Yufkanın kenarlarını kestikten sonra yine oklava ile düzgün kareler şeklinde yufkayı kesiyorum. Bu aşamada acele etmeden dikkatli bir şekilde düzgünce yufkayı kesmenizi tavsiye ediyorum. Söylemiş olduğum gibi dilerseniz 1 metreden de faydalanabilirsiniz. Bu baklavayı isterseniz şimdi hazırlayın, isterseniz de bayramda hazırlayın. Çok bereketli bir baklava oluyor. Bu tariften 2 tepsi baklava çıktı. Çok çok da güzel bir baklava. Yufkayı kestikten sonra üzerine hazırladığım kaymağı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kaymak soğuduktan sonra koyulaştı. Kaymağı yerleştirdikten sonra da kaymağın üzerine biraz ceviz yerleştiriyorum. Ben ceviz kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler Antep fıstığı veya fındık kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde cevizimi de yerleştirdikten sonra baklavayı bu şekilde kapatıyorum. Hazırlaması çok keyifli bir baklava çok çok da güzel oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi deneyin. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Baklavaları hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Baklavaların hepsini fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi üzerlerine sürmek için 200 gram tereyağını eritmiştim. Tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra baklavaların üzerine kaşıkla döküyorum. Tereyağını erittikten sonra üzerinde köpükler olursa kesinlikle o köpükleri alın ki pişerken baklavanın üzerinde siyah noktalar oluşmasın. Şimdi baklavayı önceden ısıttığım 170 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Ben de o arada şerbetimi hazırlıyorum. Şerbetim için 4 su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine 4,5 su bardağı su ekledim. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine küçük bir dilim limon bırakıyorum ve kaynatmak için ocağıma götürüyorum. Şerbetim kaynarken ben de yufkanın kenarından kesmiş olduğum baklavaları bu şekilde tepsinin içerisine aldım. Şimdi üzerlerine yağ döküyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde baklavayı ziyan etmiyoruz. Şerbetim kısık ateşte yarım saat kaynadı. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Baklavamı da alt üst ayarda 170 derecede güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Alt üstü güzelce pişti. Şimdi fırından aldım. Benim acelem olduğu için çok fazla soğumasını bekleyemeden şerbetle sıcak bir şekilde baklavanın üzerine döküyorum. Diğer tepsiyi de pişmesi için fırına koydum. O baklava piştikten sonra üzerine şerbetini dökmeyeceğim. Birkaç gün bekleteceğim. Daha sonra şerbeti tekrar ısıtarak üzerine dökerim. Şimdi doku testine geçiyorum. Baklavamız çıtır çıtır oldu. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.